Kentsel dönüşüme giren binalar yıkıldı ama müteahhitle bina sakinleri anlaşamayınca ortada dev bir inşaat çukuru kaldı. Mahalle sakinleri endişeli. Ya biri düşerse diyorlar ve önlem alınmasını istiyorlar. Burası tehlike arz ediyor. Tehlike arz ediliyorsa ilgilenilmesi gerekiyor. Bazen kaymalar oluyor. 6 aydan beri bu şekilde. Binalar yıkıldı, geriye koca bir inşaat alanı kaldı. Önlem de alınmayınca mahalleliği ya biri düşerse korkusu sardı. Buradaki su birikintilerine düştüklerinde feci kazalarla sonuçlanabilir. Ben de daha yeni gördüm şurada esnafım da merak ettim bakıyordum öyle. Tehlikeli yani sonuçta. Bakın burası Ataşehir'deki bir inşaat alanı. Binalar yıkılınca yerine yenisi yapılacaktı ama bir türlü anlaşmaya varılamadı. 5 tane apartman, bir tane düğün salonu vardı. Onlar sırayla yıkıldı. Yağmurla değil, orayı kazdıkça alttan su çıktı. Müteahhitler ve mal sahipleri anlaşamayınca inşaat alanı sahipsiz, bakımsız kaldı. Bakın inşaat alanının bir tarafı kapatıldı ama diğer tarafı açık kaldı. Yani buraya herkes girebiliyor. Bu nedenle de mahalleli diken üstünde, ya biri düşerse diye korku yaşıyorlar. Göleti izlemek için bazen okul çıkışlarında bazı çocuklar dikiliyor. Rüzgardan, yağmurdan dolayı hani düşmüş şeyler. Buradan geçerken ben de fark ettim. Böyle gelişi güzel dizmişler. Mahallelinin tek isteği inşaat alanında güvenlik önlemlerinin alınması. Tehlike yaratıyor tabii ki buradaki oynayan çocuklar için.